Özellikle Amerika ile emperyal güçlerle mücadelesinde, PKK, FETÖ ile mücadelesinde hükümete destek veriyor. Ama bilimsel eğitim, çağdaş eğitim, layık eğitim konusunda, Atatürkçülük konusunda da hükümeti yeri geliyor. Sert bir şekilde eleştiriyorlar. Şimdi bakın çok ilginç bir döneme geldik. Aydınlık diyor ki TSK vuruyor, teröristler kaçıyor. 72 uçakla başlayan ve karadan devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürmesi PKK-PYD içinde teslim olma tartışması başlattı. Bazı gruplar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, bazıları ise Suriye ordusuna teslim olmaktan yana diyor. Gazete böyle çıkmış. Bakın tam ortada Doğu Perinçek'in yazısının anonsu var. Cumhurbaşkanı imam değildir. Bu nereden çıktı diyebilirsiniz. Biz şimdi sabah baktık buna. Bu acaba nereden çıktı diye. Acaba biraz daha inelim arkadaşlar. Bak tam gözüksün. Evet. Heh. Şimdi Doğu Perinçek Aydınlık Gazetesi'nin birinci sayfasında bunu söylüyor. Neden diye baktık. Daha sonra onların kanallarına baktık. Bir sesi de var. Şimdi bir fotoğraf gelecek. Bu sabah bana yönetmen kardeşim Hüseyin Ağoğlu yardımcı oluyor. Hüseyin şimdi Cumhurbaşkanı'nın şehidimizin cenaze merasimindeki fotoğrafını getirsin. Ve bugün ulusal güvenliğimiz etiketi altında yorumlarınızı bana yollayabilirsiniz. İşte bakın bu fotoğraf. Bu Afrin'deki ilk şehidimiz. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Assubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenaze namazına devletin zirvesi katıldı. Şimdi burada tabii Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Ana Muhalefet Partisi lideri pek çok lider vardı. Pek çok devletimizin üst düzeyleri var. Bakın Yargıtay Başkanımıza kadar orada. Başbakan yardımcıları, İbrahim Kalın burada, Adalet Bakanı'nı görüyorum. Yani herkes buradaydı. Peki bu tabut başında bir konuşma yapıldı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından. Doğu Perinçek bunu eleştirdi. Biz de merak ettik acaba bunu neden eleştirdi, nasıl eleştirdi diye. İzleyelim bakalım sizler ne düşüneceksiniz. Şehit cenazesinde bir kere hiçbir şekilde reklam olmamalı, protokol olmamalı. Yani ben daha önce de yazmıştım. Mesela şehit cenazelerine falan gitmekten insan çekiniyor. İtişler, kakışlar, öne geçmek için şeyler, ondan sonra gayretler falan. Böyle bir şeye gerek yok. Protokolü kaldırmak lazım. Yani sonuç itibariyle orası nedir? Camidir ve herkesin eşit olduğu bir yerdir. Bir de bir insan öte dünyaya yolcu ediliyor. Oraya giderken en azından herkes eşittir. Onu yolcu ederken de eşit olması lazım. Yani devlet protokolünü camide kaldırmak lazım. Devlet adamları geldiği zaman Cumhurbaşkanı da dahil kanımca sırada neresi kalmışsa oraya katılır ve hiç olmasa orada eşit olalım. Yani öbür dünyaya namazda olduğu gibi diyorsunuz. Yolcu ederken namazda da tabii ama namazda da benim öğrendiğime göre devlet adamları giriyorlar en öne. O imam devrimden kalma bir şey. Yani imamlıkla devlet yöneticilerinin aynı olduğu dönemlerde evet imam aynı zamanda devlet başkanı olduğu için en öne gelir ve namazı da kıldırır. Ama camilerde cenaze törenlerinde protokolü kaldırmak lazım. Cumhurbaşkanlarının imam konumuna girmeleri doğru değil. Siyaset yapmaları doğru değil. Hele şehit cenazesinin bir reklam aracı haline getirilmesi hiç ama hiç doğru değil. Yani bizim cumhuriyet kültürümüzde, cumhuriyet geleneğimizde bunlar yok. Bir devlet töreni olur şehitlerimiz için. Sayın Cumhurbaşkanı orada tabii konuşma yapar veya konuşmalarında zaten şehitleri anmaktadır. Ama cenaze töreninde imamlardan sonra Cumhurbaşkanı'nın çıkıp bir konuşma yapmasını ben hiç doğru bulmadım. İmamlardan sonra, dini törenden sonra bir cumhurbaşkanı çıkıp orada hem siyasi içerikli hem de biraz imamların konuşmasına benzeyen her ikisinin bulunduğu bir konuşma yapması hiç doğru değil. Yani camiye siyaseti sokmamak lazım. Doğu Perinçek'in bu sözleri bugün çok konuşulur diye tahmin ediyorum.